e-posta adresi, Gmail e-posta adresi nasıl alınır? YouTube videomuzda bugün sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. İlk önce Google'a indir kaydol. Google yazalım. Burada görüyorsunuz Google, Gmail, indir kaydol, üye ol diye bir link var. Buraya tıklıyoruz. Şimdi bu yazıda aslında biz size Google'a nasıl kayıt olacağınızı, yani Gmail'den bir e-posta adresini nasıl alacağınızı detaylı olarak anlatıyoruz. Hem Google hakkında hem Gmail hakkında bilgiler veriyoruz. Ve burada ekran görüntüleriyle, şurada gösterelim, aslında neler yapmanız gerektiğini adım adım anlatıyoruz. Bu videoda yine bu işlemleri size nasıl yapacağınızı, nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve Google'dan bir e-posta adresini nasıl alacağınızı anlatacağız. Şimdi Google'a kaydolduğunuz zaman aslında Gmail'den bir e-posta adresi almış olursunuz. Yani bunların hepsi aynı. Google'a kayıt olduğunuz zaman Gmail'i kullanabilirsiniz, YouTube'u kullanabilirsiniz, Google Plus'ı kullanabilirsiniz, Google Play'i kullanabilirsiniz. Yani Google'un bizlere vermiş olduğu hizmetlerin hepsini kullanabilirsiniz. Yapmamız gereken şey burada görmüş olduğunuz butona tıklayıp Google'un sitesine gidip burada bu formu doldurmak. Formu doldururken nelere dikkat edeceğinizi şimdi birazdan adım adım anlatacağız. İlk başta ad kısmını. Buraya kendi adınızı ve soyadınızı yazın. Biz şimdi tabii burada bir deneme amaçlı bu şekilde bilgiler vereceğiz, gireceğiz. Kullanıcı adı dediği işte Gmail e-posta adresinizin ilk kısmı olacak. Buraya indir, kaydol, 2016 yasa kesin almışlardır. Şöyle yapalım. 2800 yazalım. Gördüğünüz gibi hata vermedi. Şöyle göstereyim. Mesela indir kaydol deseydi bu kullanıcı adı alınmış. Başka bir kullanıcı adı önerecekti bize. Buna dikkat edin lütfen. Buraya işte şöyle rakam yazarak çok rahatlıkla bir e-posta adresi kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Şifreniz harflerden ve rakamlardan oluşsun. Büyük ve küçük harf içersin ki başka birisi sizin şifrenizi tahmin edip hesabınızı ele geçirmesin. Şimdi bir de Google'a kayıt olanlar aynı zamanda Google Play'den oyunlar indiriyor, oyunlara kayıt oluyor, oyunlara oynuyor. Sonra o e-postalar çalındığı zaman oyun hesapları da çalınmış oluyor. O yüzden çok çok dikkatli olun. Şifrenizi olabildiğince dediğimiz gibi büyük küçük harf şeklinde, içinde sayı olacak şeklinde yazın. İşte adınız veya soyadınızı geçmesin. Kolay tahmin edilebilir bir şey olmasın. Buraya da doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Doğum tarihiniz de önemli. Gerçek bilgi vermeye çalışın. Eğer 18 yaşından küçükseniz bunu unutmayacağınız bir şey olarak 18 yaşından büyük olarak vermenize fayda vardır. Cinsiyetinizi belirleyin. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Zaten bütün kaydın ana kısmı burası. Bir cep telefonu numarası vermenizi isteyecek. Ya da mevcut bir e-posta adresini girmenizi isteyecek. Bu ikisinden birisini yapmanız lazım. Bu yüzden burada dikkatli olun. Yani eğer kullandığınız başka bir e-posta adresi yoksa bir cep telefonu numarası verin. Ama cep telefonu numarası vermek istemiyorsanız bir yakınınızın, bir arkadaşınızın rica edebilirsiniz. Bir cep telefonu numarası verebilirsiniz. Ya da aynı şekilde başka birisinin e-posta adresini de yazabilirsiniz. Bunu sonra değiştirebilirsiniz. Bunu unutmayın lütfen. Ama bu iki bilgiden birisini kesin vermeniz lazım. Ve bu iki bilgiden birisini verdiğiniz çok önemli. Yani cep telefonunu da verseniz, e-postanızı da verseniz çok önemli. Çünkü ileride hesabınız çalınırsa, şifrenizi unutursanız cep telefonunuzdan ya da e-posta adresinizden ancak hesabınızı geri alabilirsiniz. Sonra konumunuzu seçiyorsunuz. Bunların ikisinden birisini yazdığınız zaman, yani bu şöyle bir şey de olabilir. Onu da gösterelim. İndir kaydol. Hotmail de olabilir. Yani illa Google veya başka bir e-posta adresi olmak zorunda değil. Hotmail, MyNet, Yahoo, hangisini isterseniz, hangisi varsa onu yazabilirsiniz. Sonraki adıma tıklayarak bir sonraki adıma geçebiliriz. Evet, formda sonraki adıma tıkladığınız zaman burada görüyorsunuz Google kullandığınızda işlediğimiz veriler nedir diye burada size bir bilgi veriyor. Bu sizin işte girdiğiniz sitelere bilmem nelere falan filan bakarak Google aslında size reklamlar çıkartıyor. Bununla ilgili bilgi ama bunları herhangi bir
başka kuruma, başka bir şirkete satmaz ve vermez. Bundan bahsediyor. Kabul ediyorum diyorsunuz. Ve bu kadar. Aslında şu an indir kaydol e-posta adresiniz aldı. Gmail ile devam et diyelim. Bir Gmail'e geçiş yapalım. Unutmayın. E-posta adresiniz hiçbir şekilde kimseye şifresini vermeyin, şifrenizi paylaşmayın. Bunu dediğimiz gibi Gmail'e kaydolduğunuz zaman Google'un diğer hizmetlerinde kullanabilirsiniz, YouTube ve buna benzer. Bu Gmail ile veya bu video ile ilgili ya da Gmail'den e-posta adresi almakla ilgili yaşadığınız sorunları bize burada bakın web sitemizde yorum gönder diyerek bize iletebilirsiniz. Herkese elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz de bu konuda sıkıntı yaşarsanız bize soru ve sorularınızı iletebilirsiniz. Size özel çözümlerle size yardımcı olmaya çalışırız. Başka bir indir kaydı okum yardım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.